Evet, Vampire Nights Out'a hoş geldiniz. Vampire Nights Out'a hoş geldiniz. Dans ediyorsun, çok heyecanlısın, çok hareketlisin bugün. Şey çok tuhaf geliyor ya. Sanki çok yapmışız gibi. Şeyde başlarda böyle klavyeden bubble koyuyorduk ki ay. Evet, gerçekten bana da tuhaf geliyor. Böyle çok ani bir giriş oluyor. Açıkçası bu hem DJ'lik hem elektronik kariyerimi bırakmam o Bubble'dan sonra, o elektronik müzik deneyimimden sonra beni çok yaraladı. Çok zor iyileştim bundan. Ama bu virüsün önemli kısımlarından biri de benim bu club hayatını bırakmam oldu gerçekten. Evet. Eve bir disco topu aldım. Sana geldi ama geldi. Kırıkmış geri gönderdim. Şimdi bekliyoruz. Evet, arkadan çocukların sesleri geliyor. Muhtemelen copyright alıp bu programımızdan para kazanamayacağız. Bir şey söyleyeceğim ya. Bu çocuklar şeye kadar, bu 20 yaş altının sokağa çıkma yasağı gelene kadar asla dışarı çıkmıyorlardı. Gayet evlerindeydiler. 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldi. Bütün çocuklar bahçelere koştu. Bak, gerçekten o gün oldu bu olay. Ya tekrar 1970'lerdeki gibi, İngiltere'deki gibi kültürel devrim yaşıyoruz. Ya da bu seçici psikolojinin getirdiği bir şey senin için. Ben bugün o kadar çok insan gördüm ki bahçelerde toplaşan teyzeler, bahçelerde gün yapanlar falan, yakın çevremde, yani kendi evimin çevresinde. Yani virüsün anlayış göstereceklerini düşünüyorlar diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsun ki virüslerin de tarihi çok eskilere dayanıyor. Hatta hani organik yaşamdan öncesine dayandığı düşünülüyor. Bu yüzden Türk geleneklerine de saygı göstermeleri bekleniyor. Bilmiyorum. Uzmanlar böyle düşünüyormuş. Amerika'da falan kiliseler hala toplanmaya devam ediyor. Florida şeylerini açtı ya. Beachlerini, sahillerini açtı. Gerçekten Good Place'teki her şey gerçek oluyor. Bana gerçekten çok tuhaf geliyor ya. Yani... Evet, deprem olmuyor. Devam şurada edebiliriz. Şurada örümcek var ya, o dikkat edecek. Örümcek var, onun önünde davul var, davul titriyor. Evet, neden çocukluk şeyimin üzerine davul koydum? O da ayrı bir şey masamın üzerine. Evet, bugün Vampire Nights Out'u bir hafta yapamadık. Çünkü dikkatimiz çok dağıldı, toplayamadık. Başladığımız cümleleri bitiremedik. Bitiremediğimiz cümleler birbiriyle birleştiler, tuhaf bir şey ortaya çıktı. Yeni bir dil mi yarattık deyip bir hafta inceledik, fark ettik ki yaratmamışız. O yüzden devam. Geri döndük. Evet, devam. Türkçe ile devam ediyoruz. Yaz evet. Geliyor. Havalar çok üzüyor. Isındı. Çok sıcak hava çok ya. Çok sıcak, çok lanet olası bir şey. Çok faşist bir durum. Şeyi biliyorsun değil mi? Mor ve Ötesi'nin Kış Geliyor diye bir şarkısı vardır. Çok severim ama çok ofansif buluyorum ben kendim için. Hani onu yaz geliyor şeklinde tekrar yapsalar benim için, Haruncuğum dinliyorsan. Hani onu bir yaz geliyor şeklinde ben alırsan. Ben sana yapıyorlarmış düşünsene. Çok ilginç olur. Şeyde sonuçta Harun'la aynı kabinde bulunmuşluğumuz var zamanında, aynı anda olmasa da, aynı yılda olmasa da aynı ama stüdyoda zaman bulunduk. Zaman kavramı çok farklı, öyle deme. Tabii hepimiz aynı zaman dilimleri içerisinde var olmuyoruz. Hepimiz zamanı aynı şekilde algılayamıyoruz. Evet, neyse, ne diyorduk? Yaz geliyor. Bu yüz gerçekten inanılmaz. Şeyi çok üzülüyorum öyle. Etrafta falan görüyorum. İnsanlar baharın boşa gitmiş oluşuna o kadar çok üzülüyorlar, evet, ki çok böyle üzülüyor. Çok korkunç bir şeymiş gibi baharın gidişi. Ne bileyim, ya ilginç. Ben de üzülüyorum ama hani... Ne var baharda önemli? Senin bir kere polen alerjin var mesela. Evet ama hani ya, bu arada üzülüyorum derken bu şey bir üzüntü değil yani. Üzüleceğim daha ciddi konular var. Yani, üzülüyorum derken keşke bu virüs olayı olmasaydı bu güzel havalarda. Ya, şu an çok sıcak da hani serin, biraz daha serin olan havada. Norveç'e gitseydim. Bu arada ben de yiyormuşum galiba, evet, benden oluyor. Evet, tamam. Sende bir davulcu şeyi var. Eskiden davulculuk yaptım uzun süre. Farklı gruplarda çaldım. Sözünü kesme. Neyse işte çiçekler açıyor, hava güzel böyle. Ormanlarda koşup oynamak isterdim ben de. Keşke bu virüs olayı falan olmasaydı. O yüzden bunu yapamadığım için biraz orman değil de en azından bitkileri kendime getirdim gibi. Biliyorsun, senin de bildiğin gibi çiftçiliğe başladım. Çiftçiliğe başladın, evet. Evet, domates, biber, fidesi, türlü tohumlar ekerek organik terasta kendi bahçemi yarattım. Evet. Peki ne zaman satışa başlıyoruz? Ne zaman, en yakın ne zaman bekleyebilir Aylaklar Kahvesi üyeleri? Yani satış yapmayı düşünmüyorum.
Açıkçası şimdilik. Ama ileride olur da hani işler büyürse satışı da düşünebilirim. Evet, Aylaklar Kahvesi'nin zaten her zaman bir çiftlik alma projesi vardı. Evet. Uzun yıllardır. Arazi bakmışlığınız bile evet, var. Lüleburgaz'ın dışında sen yoktun, bir gece lisesi akşamı oturup 6 kişi bir şey planlamıştık. Tabii Lüleburgaz'dayız. Lüleburgaz'ın dışında bir arazi alıp oraya taşınmayı planlamıştık. Ancak planladığımız gibi gitmedi olaylar ne yazık ki. Fark ettik ki arazi fiyatları oldukça yüksekmiş. Keşke 1700'lerde Amerika'da olsak da yerlilerden 1 dolara şeyler alsak. Ya da viski karşılığında. O hikaye gerçek mi, çok merak ediyorum hani. Bence gerçek ya. Şey olayını biliyor musun? İngiltere Çin arasında, işte Çin İngiltere'nin ticari şeylerini sınırladıktan sonra 1800'lerin başında falan İngilizler opioid satmaya başlıyorlar. Çinlileri bağımlı hale getiriyorlar. Hı hı. Ve o şekilde tekrar işte ticaret şeylerini açıyorlar, kontrol ele geçiriyorlar falan filan. Gerçekten çok korkunç. Ama bu viski hikayesi bana onu hatırlattı. Bilmiyordum ama şaşırmadım. Tarihte böyle çok fazla olay var. Evet. Ama şey beni çok üzüyor genelde, böyle tarihin, tabii ki her zaman değişiyor tarihte. Kim kazanıyorsa, kim o sırada popülerse, kim güç savaşlarında neyi elde etmek istiyorsa. Sonuçta her zaman kazananların tarihini okuyoruz. Yani tarih sonradan yazılan bir şey. Ama şey, hani şu an içinde bulunduğumuz tarih içerisinde mesela atıyorum emperyalist country'lerin, ülkelerin sürekli adı geçerken mesela emperyalist ülkelerin, sömürdüğü ülkelerin yaptıkları şeyler mesela her zaman gözden kaçırıyor. Veya mesela işte bu en çok 2. Dünya Savaşı'nda Japonların yaptığı katliamlardan hiç bahsedilmemesi gibi. Çünkü işte nükleer bomba gibi bir korkunç vakadan dolayı hiç bahsedilmemesi gibi. Veya tarihte neredeyse hani tüm bu tarz şeylerin şeyin altına atılması gibi, organın altına atılması gibi popüler düşüncelerin altında. Üzücü. Sonuçta insanlar birbirini katletme konusunda çok özel bir yeteneğe sahipler. Hayvani bir yeteneğe sahipler ve bundan kurtulmadığımız sürece... Herkes birbirinden daha istekli. Yani hassas bir konu olduğu için tabii çok bir şey diyemiyorum. Evet, bir üzüldüm. Yani... Evet, böyle cümlelerimi seçerek konuşuyorum. O yüzden bir şey diyemiyorum. Tamam, peki. O zaman daha önce hep konuşmak istediğimiz bir konu vardı. Sana bir soru sormuştum, oradan ortaya çıkmıştı. Hangi mistik varlık, tamamen politikadan uzaklaşalım şimdi. Hangi mistik varlıkların bilimsel olarak var olmaya daha yakın olduğunu, var olabileceğini veya açıklanabileceğini sormuştum sana. Sırayla sorular sormuştum ve bunu tartışmıştık. Bunu radyoda mı konuştuk? Bunu radyoda yapmadık, kendilerimizde yaptık. Ama artık hayatımız bir şey olduğu için, reality show gibi olduğu için her anımızda bunu yapmaya devam ediyoruz. Evet, başlayalım istersen. Başlayalım. Sence en olası seçenekleri ben sayayım hızlı bir şekilde. Hı hı. Sonra sen en olası ve en şey bulduğunu söyle, sonra tartışalım, ne dersin? Olur. Tamam. Başlangıç çok klasik şeylerle başlayacağız ve çok klasik şeyleri konuşacağız. Herkesin bildiği, herkesin şey yapacağı, bizim de bildiğimiz. Vampirler, kurt adamlar, hayaletler, başka? Zombiler. Başka? Ejderhalar mesela. Hı hı. Başka? Bence bu kadar şimdi. Elfler, ölümsüz insanlar, genel olarak bu tarz şeylere ait olan kişiler. Bence ejderhalar en mantıklı gibi aralarında. Mantıklı dediğim, gerçeğe yakın olarak. Çünkü zaten gerçekten çok esinlenilmiş varlıklar. Evet, yani kertenkelelere benziyorlar. Hı-hı. Timsahvari yaratıklar. Dinozorlarla şeylerin, sürüngenlerin, timsahların arasında bir şey gibi. Sadece o ağızdan ateş çıkarma olayı nasıl yaparız diye düşünüyorum. O olayın bence herhangi bir açıklaması. Zaten o ateş çıkarma ilginç bir şekilde dünyada birbiriyle hani iletişime geçmeden de kültürlerin hepsinde ejderha örnekleri var. Çünkü dünyadaki evet, bütün kıtalarda dinozorlar bir kıtada yaşadığı için dinozorların örnekleri var. Bu yüzden muhtemelen o kemikleri, fosilleri görüp ejderha denen şeyleri veya muhtemelen hani o zamanlar var olan şeylerden bunu çıkartıyorlar. Ama özelliklerden biri şu mesela, doğu ve batıdaki en önemli farklardan biri ateş çıkaran ejderha dediğimiz şeyin çok daha nadir olması. Mesela doğuda ateş çıkarmaması ejderhaların genel olarak. Bu ben batıya özgü bir fenomen.
Veya mesela doğudaki ejderhalar daha çok ya? Sürüngen gibi. Çin kültüründeki falan ejderhalar da benim bildiğim kadarıyla çıkarmıyorlar. İkinci bir fark Çin kültüründeki ejderhaların kanatlarının olmaması genel olarak ve havada süzülerek yüzmeleriyken bizim orta çağ ejderhalarımızın genelde kanatlı varlıklar olması. Ejderhaların kanatlarının da yarasalardan özümlendiği, evet, yarasa benzeri varlıklardan özümlendiği ve gerçekten baktığında da çok benziyor falan söyleniyor. O yüzden dediğim gibi bence de ejderhalar inanılmaz derecede gerçekten esinlenmiş ve çok yakın. Ejderhalar vardı demiyoruz. Çünkü olsaydı bulurduk şu ana kadar herhangi bir şey. Ama ejderhalara çok çok yakın varlıkların fosilleri daha önce bulundu. Dediğim gibi sürüngenler ve dinozorlar arasında bir yapılanmaları var. Ki şey falan ne ejderiydi, bir şey ejderi denen bir varlık var, acayip ejderhaya benziyor bence. Ne Türkçe'de ya, adı neydi bilmem ne ejderi şu an var olan bir evet, hayvan olduğu için su altında yaşayan birçok canlı var, bayağı ejderha yani. Tamam, devam edelim. Peki en unlikely olan mesela bence zombiler diyeceğim ben de. Benim reasoningim şu zombilerde. Hani bir varlığın ölümden dönüp beyin yemek istemesi çok saçma. Hani beyin olayı çok saçma sapan, çok spesifik. Hani vampirlerde kanı açıklayabiliyorsun hani bir noktaya kadar. Ama zombilerden bir varlığın beynini yemek kafatasını açıp gerçekten... Beyin böyle hep vücudun ana merkezi, işte her şeyin yönetim merkezi, işte... vücudun temel organı vesaire gibi göründüğü için böyle temel yaşam şeylerine sahip olmak için de beyin yemeliyiz fikrinden çıkmış olabilir diye düşünüyorum. Bu arada o kadar dikkatimi toplayamıyorum ki kusura bakmayın konuşamıyorum yani. Çocukları mı dinliyorsun? Hayır bilmiyorum, çok dikkatim dağınık. Hava sıcak veya böyle rahat değilim bilmiyorum, bir gerginim yani. Tamam, devam etmeye çalışalım. Bence zombilerdeki şey olayı mantıklı. Yani insanları canlı canlı gömdüğümüz oldu geçmişte tabii. Bu çok rastlanan bir şey. Artı hani öldü sanılıp ölmemiş olan insanlar. Yani o zamanki tıbbi tekniklerle öldüğü sanılan ancak ölmeyen, ölümden döndüğü düşünülen varlıkların var olması mümkün. Gibi. Ama beyin inanılmaz spesifik bir şey. Hani ve kafatası kırması çok zor bir şey. Yani böyle bir varlık olsa dahi hani... veya atıyorum genel olarak hareketleri, inanılmaz yavaş olmaları, işte vücutlarının dökülmesi gibi böyle fantastik şeyler. Hani ne kadar iZombie çok güzel bir dizi olsa da puanımız sıfır. iZombie'yi önermiş miydik daha önce? Önerdik. Ya? Önerdik. Evet, önermediysek de önermiş olalım. Çok güzel dizi. Evet, çok güzel yemekler yapıyorlardı. Çok yaratıcı. Bence kim yaptıysa o çekimleri ve o düzenlemeleri iyi para almıştır. Bayağı hangi şefe güzel başvurdularsa. Yani o şey zaten bir komik. Neyi komik? Ne deniliyor? Komik bu Türkçesi ne? Ben de seni side up gibi. Neyi? Karikatür değil komik bu. Ne ya? Neyse comic book işte arkadaşlar, comic book. Evet. Böyle Spider-Man mangalar falan evet oluyor ya. Manga hani... farklı lütfen, çok ofansif. Manga. Evet ya, bunda çok denli. Evet. Hiç anlamadığım kültürleri. Korece öğrenen insanları hiç anlamamışımdır. Bu kültürlerden biri. Evet. Comic book tam dizi yapıldığı için dizide de o şeylerin ona benzer görüntüler var. Jenerikten falan geliyor. Ama onlar da çok güzel. Evet, animasyon çok tatlı. Ederiz. Özellikle hani bu yemek yapma tarif şey kısımları çok tatlı. Çok çerezlik böyle. Hani olay çözüyorlar ama aynı zamanda derin şeyler de var. Hani ırkçılığa çok fazla değiniyor. İşte özellikle hani işte zombilerin şeyleri ele geçirmesi, bilmem ne falan. Evet. Bir sürü değişik olay var. Gerçekten güzel. Zombiler gerçekten çok olası ama hayaletler tabii ki, yani hani bir insanın ruhunun işte öldükten sonra dünyada kalıp etrafta dolaşıp bireyleri yani rahatsız etmesi zombilerden falan. Zombilerden de aşağıda bence. Ama onun varlığını açıklamak şey. Mesela o şey gibi düşün. Hani bilimsel olarak öyle bir şeyin var olması mümkünlüğüne en düşük olanı o. Ama açıklanabilir bir şey. Hani nasıl ölen birini açıklanır? Görmek açıklanabilir bir şey. Birçok anlamda travmadan dolayı olabilir, şizofreniden dolayı evet, olabilir. Birçok şey... akıl hastalığından dolayı böyle bir şeyle görüp konuşabilme ihtimalin var. Hani... Evet ama şey, bu senin akıl sağlığından kaynaklı. Tabii canım, öyle. Yani kendisi gerçek değil yani. Gerçek olması mümkün değil. Ama eğer ki idealistik felsefeye
inanıyorsan, o zaman eğer ki beyin İdealar gerçekliği dünyası. Yaratıyorsa idealar dünyasında hayaletler gelecek konumuz. Kant'ın hayaletler hakkındaki düşünceleri. Evet, Kant inanılmaz sıkıcı bir adam mesela. Genelde felsefe neden hani böyle işte sitcom yapılmıyor Good Place'ın dışında mesela? Kimi yapacaksın çünkü? Yani yapsan Nietzsche hakkında yaparsın. Freud felsefeci sayılmaz. Hani Kant hakkında yapamazsın. Nasıl yapacaksın? Yani sabah akşam aynı saatte kalkan, saatiyle her hareketini kontrol eden takık manyak, hani kendi şehrini bir kez terk etmiş bir kişinin nasıl bir filmini yapacaksın? Neyse, devam edelim. Evet, vampirler. Bahsettik ya vampirler. Vampirlerden bahsetmedik, sadece aradan geçirdik. Vampirlerin var olması. Yani güneşte yanmaları bir sorun. Onu da şeye bağlayabiliriz. İşte vücutlarında bir maddenin eksikliğinden dolayı güneş ışınları, işte radyoaktif ışınlarda inanılmaz vücudu tepki gösteriyor diye düşünebiliriz. Çünkü güneş alerjisi olan insanlar var. Onun var. Aşırı bir versiyonu olarak düşünebiliriz. Şey kan de var zaten. Şey yapabilirsin. Ya bir sürü sindirim bozukluğu var. İşte gluten alerjisi, laktoz intoleransı vesaire. Bağırsakların olmayabilir. Bu da işte hiçbir şeyi sindiremiyorsun. İnanılmaz seçicisin. Sadece ihtiyacın olan maddeleri, vitaminleri, mineralleri vesaire kan yoluyla alabiliyorsun. Gayet makul. Eski bir vitamin shop diye, vitamin dükkanı diyebilir miyiz vampirler için insanoğluna? Neden olmasın? Solgar yokken acaba insanlar mı vardı? Aklıma şey geldi. Park Senrek'te bir sahne vardı ya. Bu kitap işte bu mudur? Bu anlama gelir diyordu. Hani böyle diyebilir miyiz? Diyebiliriz one ama... One can demeli miyiz? Evet. Şeyde mesela bazı bitkiler, ilaçlar falan bayağı hani şeyinizi, derinizi güneşe şey hale getiriyor. Hani güneşi geçirgen hale getiriyor ve hani güneşe çıktığınızda yanıyorsunuz resmen falan evet. Filan. Hani zaten o kadar uzağa gitmeye bile gerek yok. Hani sıcak bir iklime gittiğiniz zaman güneş ışınlarının direkt geldiği yanıyorsunuz hani çıplak bir şekilde dışarı çıktığınızda. O yüzden bunu hayal etmek zor değil ki dediğin gibi böyle hastalıklar da var insanlık tarihinde. Güneşte yanma oluyor. Alev almazsınız ama hani en azından bunu açıklayabilirsiniz. Dediğin gibi vampirlerin kan emme olayını da yine bir şekilde hani o şekilde açıklayabilirsiniz. Normal şeylerden beslenemedikleri için hani öyle bir yol seçtikleriyle ilgili açıklanabilecek bir şey. Ölmemeleri kısmını şu şekilde açıklayabiliriz bence. Sonuçta bu ölümsüz varlıklar için de geçerli. Yani insanda yaşlanma dediğimiz şey aslında hani planlanmış, programlanmış, hücrenin içerisinde yer alan bir şey. Hani bizim belli bir ömrümüz var, belli bir lifespanimiz var. Ve bir noktadan sonra yaşlanmaya başlıyoruz. Hücrelerimiz kendilerini destroy etmeye başlıyor. Ve zamanla bu ölüme doğru ilerliyor progresif bir şekilde. Çünkü biz hani bireysel olarak hayatta kalmak için değil, genlerimizi karşı nesillere aktarıp onların varlığını, hayatta kalmasını enşür edecek şekilde evrimsel olarak evrimleşmiş varlıklarız. Yani herhangi birimizin bireysel olarak sonsuza kadar hayatta kalması evrimsel gerek olarak anlamlı değil, mantıksız ve evet çok büyük bir efor gerektiren bir şey. Bu sistemlerin mesela şu an ölümsüzlükle ilgili yapılan araştırmaların birçoğunda da bunlar yapılıyor. Yani bu tarz şeyin içerisinde yoga yapıyorsun şu an. Bu tarz vücudun içerisinde yer alan self-destroying, kendi kendini yok eden sistemlere müdahale edilmesi ve bunların durdurulması ve bu şekilde yaşlanmanın yavaşlatılması üzerine bir sürü araştırma yapılıyor. Bu şekilde hani burada yapılan bir atıyorum bir genetik mutasyon sonucunda atıyorum bu sistemlerin çalışmaması belli bir düzeye kadar ölümsüzlüğü ya da hani belli bir noktaya kadar hani çok uzun noktalara kadar yaşamayı açıklayabilecek bir şey. Bunun zaten dışında zaten dediğin gibi şeyle açıklarız yani bu adamların sindirim sistemi doğru düzgün çalışmıyor, boşaltım sistemi doğru düzgün çalışmıyor. Belli ki bir i̇şte, şey yanlış. Güneşe böyle bir tepki veriyorlar. Yani hücre yapıları farklı. Yani hani bizdeki muhtemelen gibi değil. Bu şekilde hücreleri yaşayıp gelişip ölüyor diye kabul edemeyiz bizimki gibi. O durumda yaşlanma ve ölüm olayını
bypass ediyor olabilirler. Hani yani. Dünya üzerinde dahi, yani bizim kendi dünyamız, küçücük dünyamız üzerinde dahi ölümsüz varlıkların evrildiğini biliyoruz. Hani practically ölümsüz dediğimiz, hani kendi kendilerine tekrar repair eden, hani belli bir uykuya dalan, tekrar canlanan varlıklar var. Bunlar practically ölümsüzler. Hani biri öldürebiliyor bu varlıkları ama kendi kendine, elfler gibi mesela, kendi kendine bıraktığında hani gidip burada şeyler yapılıyormuş, ne bileyim, evil bir büyücü orkular yapıyormuş da bu orkulara karşı savaşalım, orta dünyayı kurtaralım demezsen, gidip kendi güzel safe krallığına göç edip yaşarsan ölümsüz sonsuza kadar yaşarsın. O olayı hiç anlamamışımdır. Yüzükler Efendisi filmlerini izledim, kitaplarını okumadım ama filmlerini de hiç anlamadım. Yani elfler neden savaşıyorlar, neden mücadele ediyor? Hiç gerek yok, ölümsüzsün yani. Hani ne gerek var, neden karışıyorsun insanların işlerine, abi cücelerin işlerine? Katılsan takıl kafana göre, neyse. Bu yüzden ölümsüzlük de çok uzun bir şart değil ama bence vampirlerin de özellikle fiction'da eksik kaldığı nokta şu: özel yetenekler. Mesela vampirlerin aşırı hızlı hareket etmesi. Hani onu açıklayabilecek bir şey yok. Çünkü gözle gördüğümüz dünyada hani vampirlerin hızında hareket eden hiçbir varlık yok. Bunu da bence şöyle açıklayabilirsin. Bizim hareketimizi nasıl sağlıyoruz? İşte kaslarımızdaki enerjiyle, kas ve kemik yapımız, iskelet yapımızla vesaire vesaire. Dedik ki vampirlerin hücre yapısı. Şu an bu arada tartıştığımız konuya bak. Çok güzel. Neyse, vampirlerin hücre yapısı farklı dedik. Bu durumda kas ve iskelet sistemlerinin de farklı olduğunu farz edebiliriz. Bu durumda kas ve iskeletleri, kemikleri bizimkilerden farklı olduğu için, nasıl mesela kuşların kemiklerin içi boşsa ve uçabiliyorlarsa, Michael Jordan havada nasıl kalabiliyorsa, işte vampirlerin de bu vücudundaki yapılar farklı olduğu için inanılmaz hızlı hareket ediyorlar diyebiliriz. Ama benim yani söylemek istediğim şey, mesela atıyorum bir kaplan da insana göre daha hızlı hareket ediyor yapısal değişikliğinden dolayı, ama hani vampirler bayağı ışınlanmaya yakın bir hızla gidiyorlar. Hani o hızın fiziksel olarak muhtemelen kendi vücudunu parçalamadan mümkün olmaması gerekiyor. Şöyle ondan diyebiliriz. Bir de bunun için enerjiye ihtiyacım var. Aşırı enerjiye ihtiyacım var yani. Ve öyle bir hızla hareket etmek için. Biz mesela besinlerimizi tükettiğimizde onlardan enerji elde ederken enerji elde etmek için belli bir enerji harcıyoruz. Vampirler direkt kanı emiyor. Yani böyle bir enerji harcamalarına gerek yok. O yüzden o kandan aldıkları enerji direkt tamamen enerji olarak düşünüp bu aşırı hızlı hareket etmelerine yardımcı oluyor. Şöyle diyebiliriz bence. Hani mesela Dylan sifon denen bir şey. Sifon değil tabii de. Şey, bu güneşin etrafına büyük bir panel kuruyorsun böyle. Ve güneş ışınları sürekli çarpıp çarpıp sana bir enerji üretiyor oradan. Ve bu hani sonsuz bir enerji kaynağı olarak bizim gibi şeyler için, hani üstün sivilizasyonların oluşacağı noktada güneşin enerjisini kullanabilmek, gerçekten kullanabilmek, full potansiyelini kullanabilmek olduğu söyleniyor. Hani o kadar efektif bir şekilde enerji üretiyorlar ve harcıyorlar ki hani o hızlara veya o güce ulaşabiliyorlar diyebilirsin. Son noktası da, yani son iki nokta var. Burada biri en önemli özelliği. Bu bence hikayelere tamamen şey için eklenmiş. Çünkü bir varlık var ve gidip insanların kanını emiyor. Hani sürekli olarak 2-3 günde bir sürü varlık var böyle. Kimse bunu fark etmiyor. Neden fark etmiyorlar? Çünkü insanların beynini yıkıyor ve unutturuyor. Compelling dediğimiz yetenek. Biraz bu direkt hikayeye eklenmiş bir şey bence. Evet, yani bir insanın gözlerine bakıp ona belli bir şeyi yaptırma yeteneği. Bayağı büyüsel kısma gelen bir şey. Aklıma True Blood'ın ilk bölümü geliyor. Of, lütfen True Blood. Ah, bir gün bana işkence edeceklerse True Blood hatta yavaşlatıp izlesinler böyle. Bir bölümü 3 gün sonra. Evet. Of. Zaten ilişkilerden nefret ediyorum şeylerde böyle. Bir de orada hani iki kişinin öpüşmesi yaklaşık 45 dakika alıyor. Sonra birileri hardcore sevişiyor yaklaşık 30 saniye. Böyle hani hız da böyle çok inconsistent oluyor. Neyse. Son olarak şey... Ne oldu? Kapatalım mı? Yavaştan toparlayalım. Dur, daha var. Birkaç tane daha maddemiz var. Yoruldum gerçekten. Ne kaldı? Yarasaya dönüşme falan zaten kapıdan atın yani. Öyle bir şey yok. Kurt adamlar. Kurt adamların açıkçası ben hiçbir şekilde olası olmadığını düşünüyorum. Ben çok de. Açık bir kaynakları var. Kuduz hastalığı. Ve şey... genel olarak... ne kadar, ne bileyim, ahtapotların renk değiştirmesi mesela örnek olarak.
belli değişimler görsek de hayvanlardan, hayvanlar aleminde böyle aniden şişen hayvanlar falan görsek de, hani bir şeyin insandan, hani kemikli bir varlığın kurt adama dönüşmesi, yani bir kurta dönüşmesi mümkün değil. Yani hani böyle bir mümkünatı bence yok yani böyle bir şey. Bence bu mitler şöyle gelişmiş olabilir. Ya kurda benzeyen insanların ya da insanı andıran kurtların evet. hikayeleşmesiyle günümüze gelmiş olabilir. Çünkü bazı hayvanlar, bilmiyorum, kurtlar, köpekler çok insani. Yani insana tabii ki benzemiyor. Hani tüyleridir, hani insan değil, kulakları vesaire. Ama sima olarak neredeyse insan yani. Çok tuhaf. Öyle hayvanlara belki denk gelmişsinizdir. Onlara hani kurt adam diyebilirsin. Veya bazı insanların inanılmaz vücut yapısından dolayı falan veya gözlerinden vesaire yüzünden kurda benzemesi kurt adam. Ya şey olayı falan da var yani, çok eski zamanlardan beri kurtlar, köpekler, insanlar bir arada yaşamışlar. Şamanların birçoğu kurt gibi giyiniyor. Hani kurt sanabilirsin, evet, gece gibi hani, evet, birçok bir şey var yani. Dediğim gibi bunun yanında kuduz hastalığı var. Hani bir köpek tarafından ısırılıyorsun, dönüşme açısından söylüyorum. Sonra kuduz oluyorsun ve saldırganlık göstermeye başlıyorsun. Evet. Bilmem ne falan, çok açıklanabilir şeyler. Dolunay da bence burada şeyle ilgili. Hani eski zamanları düşündüğümüzde dolunayın mesela çok büyük bir özelliği bence buradan geliyor. Gelgitler falan dışarının dışında. Gece ışık yok. Yani ışık yok. Ateşi bulana kadar ya da bulduktan sonra da ışık kaynağın çok sınırlı. Gece gerçekten hareket edebildiğin tek zaman dolunay ya da dolunaya çok yakın zamanlar. Bu yüzden dolunay olduğunda muhtemelen insanlar dışarı çıkmaya başlıyorlar mağaralarından. Gezmeye başlıyorlar. Başlarına kötü şeyler geliyor. O dolunay ışığında varlıkları yanlış görüyorlar. Hani gözleri kararıyor ve bu yüzden hani sürekli o hikayeler dolunay etrafında oluyor. Bence bir de kurtlar oluyor dolunayda. Dolunay astrolojide de çok kullanılan bir dönem. Dolunay genelde dönüm noktaları. Yani gezegenlerle de ilgili bu gök Venüs cisimleri. Neydi? Venüs neydi o? Hayır bak, yine dalga geçeceksin. Bu gerçekten dalga geçecek bir şey değil. Bu ben bence bilimsel dalgası. Şeylerden bu, hayır kesinlikle sedasansı yani. Evet. Dolunay gerçekten dönüm noktaları olarak değerlendirilir ve türlü gerginliklerin, gerilimlerin veya işte dönüşümün genel olarak, iyi veya kötü anlamda demiyorum ama dönüşümü simgeliyor geçmişten günümüze. O yüzden bu dolunayda dönüşme olayı da muhtemelen tarihte oradan geliyor. Neden bir günlük diye. Peki? Hani şey mi bu da, bir pan gibi mi? Hani dönüşürsün de bir günlük değişirsin gibi mi? Nasıl yani? Kurt adamlar bir günlük değişiyor ya, geri dönüyorlar sonra insan olmaya. Ne yani? İşte dönüşümü isim geliyor dedin, tamam, ya bir kere dönüşüp geri insana dönüyorlar. Bu üzünlü bir şey yani. Güzel bir şey isim gelemiyor. Yani tekrar insan oluyorsun. Kötü bir şey. Hayır, bu çok subjektif bir şey ama senin için güzel bir şey isim gelemiyor olabilir ama benim için güzel bir şey isim ne gelemiyor. Mesela bir gece değişip sonra yine aynı kişi olmak mı, hayatın aynı kişi mı? Değil ki. Adam kurt olup tekrar insan olmuş. Sence aynı kişi ya olabilir mi yani? Sürekli kurt olup şey oluyorsun. Mesela şeyde son okuduğum romanlarda Perry Tratchett'in Watch serisinde şey var. Kurt adamın tersi var. Mesela çok değişik bir şey. Yani bir gün insan oluyor o da. Ve onun psikolojisini anlatıyor. Yani ne kurtlar arasında var olabildiği, ne insanlar arasında tam olarak var olabilmesi. Ve onun bakış açısından insanları ve insanların hayatını anlatıyor. Ve aynı zamanda tam tersinden bir kurt kadının hayata bakışını ve onların bir araya gelip şeylerini, hani ilişkilerini anlatan çok güzel bir bölüm var. Gerçekten tavsiye ederim o romanları. Sen yeni bir kitaba başladın, bahsetmek ister misin? Eğer ki unuttuğumuz bir şey yoksa. Ama şey kaldı, büyücüler kaldı yani, bullshit direkt. Placebo bence efekti yani. Büyücülük ve cadılar hakkında bir sonraki bölümde konuşalım. Tamam, o çok daha geniş, daha bir geniş konu bir gerçekten. Konu evet. Quidditch peki? Benim benim yeni başladığım kitap Terry Pratchett'in Mort isimli kitabı. Henüz çok başındayım. Bu kitaptan bir önceki bölümde bahsetmiş olabiliriz. Kitabın genel olarak şimdiye kadar olanları söylüyorum. Bir çocuğun ölümün yanında staja başlaması hikayesi. Stajyer olarak ölümün yanında staja başlıyor. Bilmiyorum, şimdiye kadar
pek bir şey yaşamadı. Benim stajlarım daha kötü. Daha evet, senin stajların gerçekten çok üzücü şeyler yaşadım. O yüzden yanlış seçimler yapmışım sanırım diye düşünüyorum. Ya gerçekten bakalım. Ölümün yanında staj yapmak belki de genel olarak bilmiyorum yani yediği önünde yemediği arkasında şimdilik. Ölümsüz oluyorsun. Ayrıca mesela ölümün, Terry Pratchett'in dünyasındaki ölümün şey özelliği var. Yani o öldürmüyor. Hani evet. O ruhları taşıyor. Bu şey gibi denizcilerin tanrısı var diye unuttum adını. Ölüleri taşıyan, denizde ölen korsanları falan gemicileri taşıyor. Onun gibi bir şey. Yani ruha sadece yol gösteriyor. Hadi kargo gibi. Diyor falan. Lojistik. Kargo, lojistik. Karşılıyor. Merhaba falan gibi. Hoş geldiniz. Bu arada ne kadar son bölümlerinden nefret etsem de, hani nefret etsem de Magician'daki Underworld, yeraltı dünyası çok güzel bir yeraltı dünyası böyle bence. Asansörle indiğin, evet. Hani sana sıra verdikleri, bowling oynadığın falan böyle beklerken sıranı. Güzel bir yer. Neyse sen çok dağıldın. Yavaştan kapatalım, evet, ben uyuyacağım. Sen uyuyacaksın neredeyse, sıkıldın. Evet. Okay. Sıkılmadım da yoruldum, o yüzden biraz... Chillaxing. Vampire Nights Out olarak size elveda diyoruz. Bahçedeki çocuklar umarım copyright atmazlar. Zaten para kazanmıyoruz. Kendinize iyi bakın. İçeride kalın. Birbirinizden 6 metre uzakta durun. Böyle. Görüşmek üzere. Haftaya görüşürüz.